Ülkemizin geçmişinde diri diri insan yakmak yokmuş. Bunu söyleyen bu ülkenin Adalet Bakanı. 23 yıllık hukuksuzluğun ardından hem de katliamın yıl dönümüne günler kala bu sözleri en ufak bir vicdani rahatsızlık duymadan söyleyebilen bu bakan, insanlık suçlarının zaman aşımına uğrayışını hayırlı olsun diyerek katillere müjdeleyen dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanının pusulasında kindar ve dindar nesil şiarıyla inşa edilen yeni Türkiye'nin Adalet Bakanı. Dün Sivas'ta tekbir sesleriyle Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak. Kahrolsun laiklik, şeriat istiyoruz, Müslüman Türkiye çığlıklarıyla insanları diri diri ateşe atan zihniyet bugün yanı başımızda kafa kesiyor, insan ciğeri yiyor. 28 Haziran günü Sivas katliamının firari sanıklar üzerinden devam eden davasındaydık. Zaman aşımı kararının kaderini belirleyecek olan üst mahkeme heyetinde Sivas katliamı sanık avukatlarından biri var. Tüm sanık avukatları gibi iktidar partisinin ve hükümetin tüm üst düzey kadrolarında bu insanlar yer alıyor. Hiçbir şey tesadüf değil. Katliamın hemen ardından usulsüzce sanık avukatlığını üstlenen bir milletvekili ve dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan'dan bugünün geçmişimizde diri diri insan yakmak yok diyen Adalet Bakanı'na planlı bir hukuk dönüşümü içerisindeyiz. Ekseni siyasal İslam olan bir rejimin inşası için 23 yıl önce Sivas'ta hiçbir zaman açığa çıkarılmayan karanlık güçler tarafından atılan temel son 14 yılın iktidarında eğitimden hukuka sistemli bir kadrolaşmayla tek adamın şiddet rejimine ve onun kefen giymiş dindar ve kindarlarına harç sağlamlaştırmaktadır. Sorgulamayan, insani duygularını yitirmiş, çıkar odaklarının elinde biat eden toplumun tam kontrolü ancak hukukun tam anlamıyla güce hizmet etmesiyle mümkün. O nedenledir ki insanlarımızın cesetleri yerdeyken burada yangından mal kaçırırcasına sabaha kadar kaç madde geçiririz diye uğraşıyorsunuz. Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, diyor Albert Camus, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın. Ben bu ülkeye baktığımda maalesef cinayetler toplumu aydınlattığı, düşündüğü, sorguladığı için öldürülen, katledilen, kaybedilen insanlar görüyorum. Unutmayın ki devletin devamlılığı vardır. O zaman ben iktidarda değildim diyerek bu ülkenin geçmişinden kaçamazsınız. Onca ölüm varken sadece 28 Şubat ve İslamofobi için insan hakkı peşinde koşamazsınız. Açlık, yoksulluk varken saraylarda düğün yapamazsınız. Adliye saraylarını sözde hakaret davalarıyla kitleyemezsiniz. Faili meçhullere kulak tıkayamazsınız. Emri ben verdim diye böbürlendiğiniz çocukların davalarını, Roboski'yi, Surucu, Reyhanlı'yı, Ankara'yı, Atatürk Havalimanı'nı zaman aşımına terk edemezsiniz. Bu davaların da zaman aşımını bekletemezsiniz. Bu ülkenin geçmişinde insan yakmak yoktur diyerek kanlı geçmişinizden kaçamazsınız. Bir haftadır burada el birliğiyle tutuklu bir hukuk inşa ediyorsunuz. Öyle bir yargı ki karikatürden tahrik olan şeriatçıların öldürdüğü insanlara ilişkin haber yapan vicdanlı gazetecileri olasılık üzerinden suçlu ilan edip 23 yıl önce diri diri insan yakan aynı zihniyetin maşalarını iyi niyetli insanlar diye tanımlayan bir gerekçeli karar yazabiliyor. Danıştay ve Sayıştay, yarın işiniz bittiğinde silkeleyip atacağınız atanmış kuklalardan olursun, bu kararlar çoğalsın, yürürlüğe girsin diye telaşla gece yarıları geçirdiğiniz o kanunlar gün gelecek sizin ayağınıza dolanacak. Tarihimizde aydınlanmamış faili meçhul siyasi cinayet bulunmayan, gerçek demokrasiyle yönetilen bir Türkiye için dini sömürmeyen, vicdana ve akla inanan namuslu vekillere sesleniyorum. Gelin yanlış ilişkilenmiş düğmeyi birlikte çözelim. Ülkemizin hak ettiği geleceği sağlayacak bu adımı birlikte atalım. Gerçekten adalet için ve gerçekten ölmüşlerin canı için hep birlikte eyleme geçmeyi başaralım. Burada kof sözlerle ne adaleti, ne hukuku, ne de meclisi kilitlemeyi görev bilmeyelim. Teşekkür ediyorum.